Hayata Dair Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bir hafta aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bugün Hayata Dair kuşağında çok değerli bir konuğumuz var. Balıkesir'den geldi. Stüdyomuzda Balıkesir Valisi Sayın Ersin Yazıcı Beyefendi var. Sayın Valim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Uzun bir yoldan geldiniz. Evet ee, Rize'den sonra geçen yıl Balıkesire tayin oldunuz ve e, biz sizi şu özelliğinizle daha çok tanıyoruz. Gittiği şehre dokunan, özellikle edebiyat, e, edebiyat, eğitim, kültür gibi insanların kalbine dokunan mevzularda çalışmalar, projeler yapan bir vali olarak tanıyoruz sizi. Özellikle kitap okuma kampanyalarıyla evet. gençlere kitap hediyeleriyle gündeme geliyorsunuz. E, Rize'den. Balıkesir'e geldiniz. Balıkesir'i sevgili dincilerimizi tanımlarsanız bir vali olarak Balıkesir nasıl bir şehir? Haziran ayında Balıkesir'de göreve başladım. İki yıllık Rize valiliğinden sonra. Balıkesir gerçekten güzel bir şehir. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'yi doyuran il şeklinde ifade ediyoruz güzel bir ifade. Yani hı hı. benden önce tabii bu ifade edilmeye başlanmış. Ben de çok sık kullanıyorum. Gerçekten Allah adeta özel yaratmış Balıkesir'i. Yani Körfeze ve Erdek bölgesine gidiyorsunuz mükemmel zeytin ve zeytinyağı üretimi için zeytin türleri var. Ve diğer ilçelerimize geldiğinizde yani yetişmeyen hiçbir ürün yok. Et ve süt konusunda gerçekten hem beyaz ette hem kırmızı ette Türkiye'nin ilk beşinde, ilk üçünde çok güzel e, ürünler Ve, bunlar. Evet, gerçekten evet. yani Türkiye'nin e, önde gelen İstanbul'da, Markaları Ankara'daki da. restoranlarında sorduğunuzda <laughs> balıkesir kuzusu bir numaralı kabul ediliyor. Dolayısıyla hemen hemen tüm tarım ürünlerinin yetiştiği <laughs> Türkiye'yi doyuran il. Diğer taraftan yüz ölçümü olarak büyüklük olarak 11. büyük ili Türkiye'nin ve bu tabi şöyle bir şey de oluşturuyor İşte Bandırma, Erdek, Gönen bölgesi, Manyas ayrı bir bölge gibi Edremit, Burhaniye Ayvalık, Gömeç turizm beldeleri. Ege bölgesi diyoruz oraya. Evet Ege bölgesi zaten iki denizimiz var toplam 290 kilometre civarında sahilimiz var ve bir de Balıkesir merkez ve etrafındaki ilçelerden oluşan adeta coğrafi üç bölgeden oluşan bir şehir. Yani e, aklınıza gelen her şey var. Az önce ifade ettiğim tarım ve hayvancılıktan tutun. Turizm, deniz turizmi, dağcılık, trekking, işte Kaz Dağları gibi Türkiye'nin dünyanın hatta en meşhur oksijeni bol astım hastalarına en iyi gelen bölgesi. Bunun yanında termalleriyle Turizm artı destekleniyor. Yani son yıllardaki gelişmelerle sorarsanız o konuya da girebiliriz. Mevcut organize sanayilerimiz yetersiz gelmeye başladı. Organize sanayilerimizi büyütüyoruz, geliştiriyoruz. İzmir Otoyolu'nun şehre getirdiği büyük katkılar var. Çanakkale Köprüsü'nün yapılacak olmasının getirdiği büyük umutlar var. Bandırmaya kurulması düşünülen çok büyük bir liman var. Yani Balıkesir'de her şey var. Şunu da ifade edeyim insanların aklında kalabilmesi noktasında Balıkesir'e bir vesile çalışmak için veya herhangi bir amaçla gelip kalan insanların, yerleşen insanların sayısı da az değil. Türkiye'de e, 2016 yılının nüfus sayımı sonuçları itibariyle de şunu ifade etmem lazım belki 17. büyük ilis nüfus olarak Yaşlı nüfusun e, ortalaması yüksek olan illerin başında Sinop geliyor. İkinci sırada biziz. En rahat şehirlerden bir tanesiyiz. Sayın Valim bu yaşlı nüfus genellikle Körfez bölgesine yerleşmiştir. Ağırlıklı de, öyle tabii. miyiz? Kaz evet. dağlarından Oksijeninin çok fazla olması. Kesinlikle. İnsanların kendilerini orada daha sağlıklı hissetmesi sanırım. Evet. Birinci amil diye sayabiliriz. Ama işte e, şehrimize gelen mesela... Değişik ünvanlardaki memur arkadaşlarımızın da büyük oranda şey bölgeden olmamasına rağmen şehri hı hı. E, bu güzellikleri, e, bu nimetlerini göz önüne alıp gitmediği, ayrılmadığı şeklinde de bilgiler var. Ayrıca işte özellikle köfer bölgesi başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde yaşlı nüfusun turizm amaçlı ve işte az önce bahsettiğiniz kaz dağlarının o özel durumu ile ilgili yerleşim var. Nüfus artış hızımız düşük, çok fazla nüfus artışımız yok. Ama tercih edilen bir iliz. Evet. Rize'den eee Balıkesir'e geldiğinizde şehri bütün yönleriyle gezdiniz. Size bir vinkler verildi şehri tamam. her yönüyle tanımaya başladınız. İlk aklınıza gelen, ben bu şehirde şunu yapmalıyım dediğiniz ne oldu? İlk aklınıza gelen şey? Yani şehri dola şehri gerçi 15 Temmuz'dan dolayı öyle çok <laughs> Ne yazık ki hızlı dolaşamadık. Yazık 15 ki Temmuz hain yaşadık. o evet. teşebbüs ülkenin bütün sık, yani işlerinin bir nevi aksattı diyebiliriz. Tabi öncelik vatan, öncelik bağımsızlık olunca. Allah bir daha göstermesin. Amin. Kesinlikle bir daha böyle bir kötü olayı bir daha bize yaşatmasın. Evet. Ama devamında akabinde tabi şehri dolaşmaya tanımaya gayret ederken şunu gördüm. Öncelikle bunu da önemsediğim için söylüyorum. Tarım ve hayvancılık Türkiye'de Cumhuriyet tarihiyle birlikte yaşadığımız gelişim, endüstriye dönüşümüz, işte sanayileşmemiz ve Anadolu'nun genelinde e, kırsaldan kaçış, genç nüfus için özellikle söylüyorum. Tarım gibi stratejik bir sektörü e, boş bırakıp adeta insanların e, ısrarla ve inatla sanayi ve ticarete yönelmesi ama bu e, bu kadar Allah vergisi her ürünün yetiştiği bu coğrafyada buğday işte en temel gıda maddesi kabul ediliyor. Yani bu ülke buğday ithal eden bir ülke olmamalı. bulunduğu jeopolitik konum, stratejik konum düşündüğünüzde dolayısıyla bu manada e, tarım gibi stratejik bir sektörün desteklenmesi desteklenmesi gerekiyor. <laughs> e, ve Yaptığım gezilerde de tabii şunu gördüm. Tarımla ilgili insanlarımızın beklentileri var, Hı -hı. ihtiyaçları var, sıkıntıları var. Tabii tarım derken hayvancılığı da işin içine katıyorum. Beyaz ette ve kırmızı ette ciddi miktarda üretimlerimiz var. Süt üretimimiz çok ciddi miktarda. Alan olarak bu alanda, bu sektörde yani tarım alanında hem de stratejik yani ülkeye katkı sunması anlamında ve Türkiye'nin de Türkiye ortalamasında daha üstünde bir genç kitlenin tarımla uğraştığını da gördüm, buna da sevindim açıkçası. Bu balık kesire münhasır bir şey, sanırım tarımın hala canlı bir şekilde evet. e, hayat bulduğu nadir şehirlerden Öden bir tanesi, birisi. Kesinlikle, mi? bu avantajı kullanmamız Hı. lazım, ülkemiz için kullanmamız lazım. Evet. Bu alanda bir şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Yani o işte başta süt birlikleri, damızlık birlikleri, hayvan birliklerine yapabileceğimiz katkıları düşünürken, yani bir şeyler onlara desteklemeye ihtiyaçlarının sorunlarını çözmeye gayret ederken oradaki bir takım projeleri desteklerken öbür taraftan da ...söze girerken de söylediniz edebi yönüm yok edebiyatım da iyi değilim zaten okulda da masama sayısalcıydım ama e, kitap okuma ile ilgili bir takıntım var yani okumayan bir toplumuz çok üzülüyorum gerçekten çok üzülüyorum kaymakamlığım süresince de işte Rize Valiliğimde de kitap okumayla ilgili kendimce Kampanyalar, projeler yani sahada olup bizzat dokunarak kendim de bizzat işin içinde olarak 3-5 bin, 5 bin, 10 bin, 20 bin çocuğumuzun e, kitap okuma alışkanlığı kazanması noktasında gayretlerim oluyor. Balıkesir bu benim vazgeçilmezim. Çünkü e, yani rakamlar bunu zorunlu kılıyor. Şöyle ki e, Birleşmiş Milletler'in UNESCO işte bu bilim kültür bölümünün e, adı. 2003'te şey 2013'te pardon düzeltiyorum. 2013'teki kitap okunmasıyla ilgili kitap satışı ve kitap okunmasıyla ilgili dünya verilerini aldığımızda hı hı. 173 ülke arasında kaçıncıdır hocam sizce sizce Türkiye? Ee, 50-70 olabilir mi? <laughs> evet 86. <laughs> yani bu bize yakışmıyor. Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi olacaksınız ve siz e, kitap okumada 86. olacaksınız. Yani bunun kabulü mümkün değil. Biz ilk ona ilk 10 on büyük ekonomi arasında olmayı hedeflemiş bir ülkeyiz. Allah'ın izniyle bu yolda ilerliyoruz. Koşturuyoruz. Hep birlikte gayret ediyoruz. Her şeye rağmen ama okumayan bir toplum olma. Yani ilk 10'da ol, olamaz. Çünkü gerçekten çok zor. Bu eskiden daha kötüydü. Şimdi Japonya'da yılda bir Japon 25 kitap okurken Türkiye'de de bir veriye göre altı kişi bir kitap okuyor ama esas doğru olan veri sanki diğeri 13 ya da 14 kişi bir tek kitap okuyor. Korkunç yılda. bir şey. Evet yani bunu ben düzeltebilmek adına kendi görev yaptığım yerlerde bu işe özel ehemmiyet veriyorum. Gayret ediyorum ve bunu özellikle ilkokul ortaokul başta olmak üzere liselerimizde de tabii Yapmaya gayret ediyoruz Çünkü şunu biliyorum Siz benden daha iyi biliyorsunuz Siz edebiyat öğretmenisiniz Edebiyatçısınız yazarsınız 40 yaşından sonra Veya 40'lı yaşlardan sonra okuma alışkanlığı kazanma noktasında Bütün dünyada sorun var Yani insanların çok az bir kesimi %10-15 belki %20'si maksimum Eğer o yaşlara kadar okuma alışkanlığı kazanmamışsa Yeniden okuma alışkanlığı kazanma Hemen hemen mümkün değil. Çok zor evet. Bizim bunu çocuk yaşta vermemiz lazım. Bunu öğretmemiz lazım. Bunun için gayret etmemiz gerekiyor. Bu manada da Rize'de de çok uğraşmıştım, gayret etmiştim. Burada da eğitimle ilgili hemen ha bunu bir projeye dönüştürdük. Onu belki sonra Evet onu az sonra <laughs> konuşalım. Bir soluklanın dilerseniz. E, güzel bir eser e, sevgili dinleyicilerimizle dinleyelim. E, Yaşar Özel söyleyecek. Bir göz aşinalığı var. saçın aldı Aramızda bir göz aşinalı var aramızda Sanki seninle kırk yıllık Dost gibiyiz competent sanki seninle, Hey, yıllık dost Maya MICHAEL sanki seninle, 40 yıllık dost gibi iz sanki seninle, steroldiz yıllık dost gibiyiz ikimiz. İsterim ki seninle birleşsin kaderimiz isterim ki seninle birleşsin kaderimiz sanki seninle kırk yıllık dost gibi yesekim Sanki seninle kırk yıllık dost gibi yezikiz. Sanki seninle kırk yıllık dost gibi yezikiz. Sanki seninle kırk yıllık dost gibi yezikiz. Kırk yıllık dost gibi Evet sevgili izleyicilerimiz Yaşar Özel'den gibiyiz, dinledik. 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz. Ne kadar güzel insanların 40 yıllık dost gibi olması. Sevgili dinleyicilerimiz saatlerimiz 15.20'yi gösteriyor ve stüdyomuzda Balıkesir Valisi Sayın Ersin Yazıcı Beyefendi var. Kendisiyle Balıkesir'in her türlü boyutunu konuşmaya çalışacağız kalan süre içerisinde. Sayın Valim. Balıkesir'de bir proje başlattınız siz Rize'de de Renk adında çok güzel bir projeyi hayata kazandırmıştınız. Ben takip etmiştim yakından. Gerçekten şehirde ses getirmiş bir projeydi ve hala yankıları devam ediyor takip ettiğim evet. kadarıyla. Balıkesir'e geldikten sonra da Bengi dediniz. Bengi. Bunun açılımı nedir? Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Evet, Bengi dedik. <laughs> Hem bir yöresel oyunumuz aslında Bengi. Öncelikle onu da söyleyeyim ama bizdeki anlamı, milli eğitimde kullandığımız anlamı evet. Balıkesir'in eğitimin niteliğini geliştirme ve izleme hı hı. projesi dedik. Nasıl başladık, nasıl oldu isterseniz biraz anlatayım. Buyurun. Tabii yeni yönetim anlayışında hepimizin malumu artık bir takım kararları, bir takım büyük projeleri çok insanı ilgilendiren, yüzlerce, binlerce insanı ilgilendiren bir proje yapacaksanız... Bunu işte çalıştaylarla, masalarla karar verip bu konudaki uzmanlarla tartışıp bir şekilde şemale sokup yürümek lazım. Biz de bu manada Kasım ayında Ayvalık'ta işte 180 kadar arkadaşımızla, öğretmen arkadaşlarımız, özel okuldan, devlet okullarından, okul yöneticileri, idare amirleri, eğitim yöneticileri, üniversitemiz, edebiyat yani edebiyat Fakültemizden, Eğitim Fakültemizden katılan <laughs> hocalarımızla iki günlük bir çalıştay yaptık ve adına Bengi dediğimiz projeyi ortaya çıkarttık. Peki Bengi ne ne var içinde? Aslında çok bilinmedik bir şey yok. Yani genellikle bildiğimiz konular. Milli Eğitim Bakanlığımızın uzun yıllardır uygulamak istediği, <laughs> uyguladığı, talimatlandırdığı konular. Fakat peki o zaman niye proje yaptık? Niçin proje dedik? Uygulamakta geri kaldığımız, bir şekilde zorlandığımız, çeşitli engellerin çıktığı, bireysel engellerin veya kamusal engellerin çıktığını düşündüğümüz veya bir şekilde önemsemediğimiz, geriye bıraktığımız, okul idaresinin veya öğretmen arkadaşlarımızın önceliklerinin başka konular gibi yüzlerce şey konu sayılabilir. Dedi ki, ben bütün meslek hayatımda, 25 yıllık idarecik hayatımda önemsediğim bir konuda çalıştayın açılış konuşmasında şunu ifade etmiştim. Bunu çok önemsiyorum kendi adıma arkadaşlar dedim. Eğitim sistemimizin çok ciddi sorunları var. Buradaki herkes de en az 10-15 yıldır bu sektörün içinde ve sorunları da biliyor, artıları da biliyor, eksileri de biliyor. Bugün yani bu hafta sonu şunun kararını istiyorum. Bu olmazsa olmazım dedim benim. Eğer bir şey yapmak istiyorsak, eğer Hı -hı. samimiysek, neydi o? Kendi yapabileceklerimizi kağıda döküp kararlar haline getirelim. Yani Lütfen şunu yapmayalım. Kamuda ne yazık ki bu çok sık yapılıyor. Ankara şunları şunları yaparsa, A kurumu şunları şunları yaparsa, B kurumu şunları şunları yaparsa, vatandaş şunu şunu yani onlarca ön koşul e sonra e sonra da efendim işte şu gerçekleşti bu gerçekleşmedi işte sekizlik oldu ikisi olmadı dolayısıyla yine bizim işimiz kaldı dediğim şuydu biz kendi yapıp balıkesir olarak Hukuki anlamda ve maddi anlamda, kaynak anlamda, insan kaynağı ve para kaynağımız anlamında. Kendi gücümüzle yapılabilecekleri burada karara bağlayalım, biz kendi yapacaklarımız. Ben bir yönetici olarak ne yapabilirim? Bir öğretmen olarak ben şunları yapabilirim diye yola çıkmamız lazım. Ondan sonra desteğe ihtiyaç olduğunda mutlaka bir şekilde bir parça destek gelecektir. Bu manada kararlarımızı aldık. Bilinen konulardı, bilinmeyen şeyler değildi ama... Bunu bir kampanyaya dönüştürmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve buna başladık. Yani mercekleri eğitim alanına tutup insanları biraz daha buraya fokuslandırarak eğitimi belki de konuşulur hale getirmek istiyoruz. Orada aldığımız kararlar Milli Eğitim Bakanlığımızın işte yapmamız gereken akademik başarıdan meslekselerindeki başarımıza, eğitim, kültür, sanat, sporla ilgili alanlardaki öğrencilerimizin, çocuklarımızın aktivite ler içerisinde olması gibi genel bilinen kurallar. Peki Rize'de akademik başarı biraz düşük olduğu için TEOK sınavı ile ilgili gayretlerimiz çok daha ileri düzeydeydi. Hı hı. Öyle gelişmişti, çalıştay oradaki sonuç oydu. Burada şöyle birçok konuyu belirledik kendi yapabileceklerimiz olarak ama iki tane konuyu biraz öne aldık. Neydi bunlar? Birincisi benim olmazsa olmazım ben çok ısrarla istediğim ve herkesin de kabul ettiği yani sadece bir talimatlı olmadı bu kitap okuma konusu. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması Hı. noktasında herkesin harekete geçirilmesi. Yani başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Baş... Bütün şehrin. Bütün şehrin daha doğrusu evet. Evet veliler de dahil. Veliler hı hı. E, tarım müdürlüğü müdürlüğüyle harekete geçecek. Sağlıkta, emniyette, jandarmada onlar da gelecek. Sivil toplum kuruluşları, esnaflarımız, tüccarlarımız, iş adamlarımız şu an başladı bu. Okullara gidiyorlar, okuma saatlerine katılıyorlar. Bir diğeri de orada yaptığımız tartışmalarda yani o 20'ye yakın madde çıkarttık da ben iki tane önemlisini <laughs> öne çıkarttım. Etik değerlerle ilgili, insani değerlerle ilgili sıkıntılarımız. Var. Değerler eğitimi. Değerler eğitimi. Şimdi şunu herkesten işitiyoruz büyük oranda. Ya yeni nesil büyüğünü tanımıyor. Misafir nedir, umurunda değil. İşte dürüst değil, yalan, dolan, şu, bu. Herkes şikayetçi. İşte çok paracı oldu çocuklarımız. Tam bir kapitalist düzen. Yani nereye gidiyor? Hedonist oldu. Evet. Peki ne yapıyoruz düzeltmek için? Tabii ki öncelikle aile verecek eğitim. Ama aile de çocukla geçirdiği zamanı o kadar kısıtlı hale getirdi ki. Yani bu iyi midir, kötü müdür tartışılabilir. Ben çok doğru bulmuyorum. Kötü diye nitelendiriyorum. Anne Evde çocuk gürültü yapmasın, benim başıma iş açmasın diye açıyor televizyonu... 3 yaşında. Hı hı. Ve çizgi film açıyor. Çocuk günde 10 saat çizgi film seyrediyor. Biraz daha büyüyünce, daha okuma yazma öğrenmeden eline tablet alıyor. İnternete giriyor. Bu sefer. İnternete giriyor. Orada oyunlar falan. E anneyi rahatsız etmiyor, babayı rahatsız etmiyor. Kendi başına bir yaşam oluşuyor. Bir takım değerler sofraya oturmuyor. Sofra adabı nedir öğrenmiyor. Misafir geliyor. Yani hani tabir yerindeyiz. Adeta kulağından tutuyoruz çocuğumuzu. Hoş, hoş. geldin dedirttiriyoruz. O zaten anlık yani saniyesinde kayboluyor. E peki aile bunu yapamıyorsa bizim bunu okulda bir şekilde vermemiz lazım. Ve bunu sadece din kültürü öğretmenlerinin etik değerler, değerler eğitimini bıraktığımızda da bu iş olmuyor. Olmaz. Yıllardır zaten onlara verilmiş gibi. Bu noktada bir şeyler yapmamız lazım ve bu konuyu öncelikleyeceğiz. Ben de şimdi başlıyorum okullara gidip değerler eğitimiyle ilgili kendimde kaç tane çocukla buluşabilirsem bunu yapmak istiyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile kaymakamlarımızla defalarca toplandık uygulamada neler yapacağız diye. Orada da bunda mutabıkız. İşte emniyet amirimiz kitap okuma saatine geldiğinde bir doktorumuz kitap okuma saatine geldiğinde bir tüccarımız okuma saatine geldikten sonra çocuklarımızla sohbet etsin istiyoruz. Ve sohbet ederken de mümkün olduğunca şunu yapmaya çalışacağız. Diyeceğiz ki Meryem Hanım, Doktor Hanım okuma saatine geleceksiniz. Bugünkü veya bu haftaki bu ayki bizim değerimiz misafirperverlik. Bununla ilgili bir şeyler hani yaşamınızı anlatırken kendinizi anlatırken bize bir şey. Efendim işte bir başkasına diyeceğiz ki dürüstlük konumuz. Bu konuda böyle çocukların ilgisini çekebilecek. Ya da merhamet. Merhamet. Yani işte özgüven olabilir. Yani e, bir takım değerlerimizle ilgili çocuklara farklı insanlardan. Şimdi öğretmen arkadaşlarımız veriyor, vermiyor değil. Ama e, öğretmen öğrenci ilişkisinde sürekli nasihat eden bir kitle var, bir de nasihatı alıp almama tereddüdünde olan çocuklarımız var. Ama bunu bir işte beyaz eşya bayisi söylediğinde, bir polis söylediğinde, bir efendim ziraat mühendisi söylediğinde farklı etkileşimler olabiliyor. Yani 70-80 tane 100 tane çocuğun önüne çıkan ziraat mühendisini kendine idol olarak, rol model olarak alabilecek 8-10 kişi olabiliyor ve o ziraat mühendisinin söylediği her şeyi dikkatle dinleyebiliyor çocuğumuz ve etkilenebiliyor. Bundan istifade etmek istiyoruz. Yani bir takım yani ben kendi adıma Ersin Yazıcı olarak bu ülkenin bir ferdi olarak özellikle yalan söyleme noktasında ve dürüst olmama noktasında şunu bütün öğretmen arkadaşlarımla buluşmaya başladım. Ve matematik öğretmeninden de bunu rica ediyorum. Beden eğitimi öğretmeninden. Arkadaşlar çocuk yalan söylediğinde kalbi cız etmeli. Söylemeyeceğini bilmeli. Bu bilinci vermeliyiz dürüst olmanın bir erdem olduğunu, insanlık gereği olduğunu daha doğrusu, bir ayrıcalık olmadığını öğretmek durumundayız. Bunu da eğitimle falan da bir alak yani gelecekte mühendis olabilir, doktor, çöpçü olabilir, bakkal olabilir, hiç fark etmez. Hep beraber yaşıyoruz. Bana dürüst, çöpçünün de dürüstü lazım, bakkalın da, doktorun da, kasabın da. Hepsinin dürüst insanlar olması lazım. Evet yani değerler eğitimi alındıktan sonra içselleştirilmeli. Ee, öğrenci bunu içselleştirerek hayatına sokmalı. Kesinlikle. Öğreniyorlar zaten çok zeki hepsi gerçekten yani verilen her şey yeni nesil tarafından alınıyor. Hocam öyle Ama, nakşedilmeli ki ve diyelim ki çocuk yalan söyledi. Yani söylememeli ha. de veya bir insan. Yani kalbinde bunun çok kötü bir şey olduğunu yerleşmiş olması lazım. Bakınız. Benim yaptığım araştırmaya göre. Aksini bugüne kadar söyleyen çıkmadı ama varsa da dinlemeye hazırım, araştırmaya Hı -hı. hazırım. Bütün dinlerde Muse hangi Musevilik din olursa olsun, de. bütün dini aha, aha, inanışlarda aha, evet. yanlış doğru, hatalı işte bozulmuş. Hemen hemen tüm ahlak manzumelerinde, ahlak anlayışlarında yalan yasak. Yasak evet. Yalan yasak. Yani şimdi bunun da sebepleri var. Yani bu bireysel bir konu değil. Siz yalan söyleyerek toplumda çok büyük infiallere Kesinlikle sebebiyet verebilirsiniz. toplumsal bir mesele. Evet zincirlemelere sebebiyet bir takım kötü olayların zincirlemesine sebebiyet verebilirsiniz. Yani ben şundan çok rahatsız oluyorum. Bir esnafa bir daha doğrusu zanaatkara gittiğimizde herhangi bir aleti edevatı tamir ettirmek istediğimizde hı hı. asla güvenmiyoruz verdiği rakama. Niye? Böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Çünkü karşılıklı güveni kaybetmişiz. Hatta en çok rahatsız yani kamoda bunu çok sık kullanıyoruz. Rahatsız olduğum şeylerden bir tanesidir. Meryem Hanım çok dürüst biridir. Ya zaten insanlar olmak dürüst olmalı. Zorunda. Bu evet. bu yani bunu bugün böyle hepimiz kullanıyoruz, söylüyoruz. Meryem Hanım Ahmet Bey Hasan Bey zaten dürüstlük bir erdem de değil. Olmalı insanlar dürüst olmalı. İnsanın gereği. Evet. Bütün dinler, bütün inançlar, herkes bunu, bütün ahlak anlayışları bunu emrediyor. Ama günümüzde çok acı. İşte bir, birinden Meryem Hanım çok dürüst biri diyor. Yani bir de bu tabi meziyet olarak söylüyor. Tabi az bulunan bir şey olunca meziyet oluyor doğal olarak. Yani orada kötü bir şey demiyorum da. <laughs> az bulunduğunu mu söylüyorsunuz? yani insanlar ben bu toplumun içinde yaşıyorum. Yani dürüstlüğü bir insanı tarif ederken güzel meziyetlerini söylerken yani herkes dürüst olursa bu bir meziyet olmaktan çıkar değil mi? Zaten evet. olmalı yani sizin başka yönleriniz vardır artı yönleriniz vardır meziyetleriniz vardır onları söylemek lazım. Yani dürüstlük yalan söylememek olmazsa olmazdır bence her insanda bulunmalıdır ve... Hangi işi yapıyor olursa olsun hiç fark etmez, hiçbir önemi de yok. <laughs> yani doktor olmasıyla e, esnaf olması arasında hiçbir fark yok bu manada. Kesinlikle. Sayın Valim, bir de kitap dağıttınız. Ee, belki de Türkiye'de bir ilkti ee, Türk siyaset tarihinin, Türk hukuk tarihinin en önemli seması. Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başkil. Başki. Zaten ismini duyduğumuzda herkesin aklına Gençlerle Baş Başa kitabı gelir. Bu kitabı Balıkesir genelindeki bütün lise öğrencilerine Bir de ortaokul. Evet, yani ortaokul 8. 8. Sınıf. 8. sınıf öğrencilerine hediye ettiniz. Tamam. Bu gerçekten benim ...liseli yıllarımdan beri hep içimden... ...şöyle bir şey geçirirdim. Bu kitabı herkes okumalı. Evet. Ben de aynı Benim lisedeki hocam. hayalimi siz gerçekleştirmiş oldunuz. Ben sizi buradan hususan... ...tebrik ediyorum. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Bu kitap nereden aklınıza geldi? Neden bu kitap? Şimdi, diye sorayım yani. E, şöyle... Ben de çok yani ne zaman okuduğumu hatırlamıyorum. Hı hı. Üniversitede okudum diye hatırlıyorum. Belki lise sonunda falan da olabilir. İlk okuduğum zamanı e, gençlerle baş başayı zamanı çok net hatırlamıyorum. O zaman da etkilenmiştim. Daha sonra Rize'de işte okuma alışkanlığı kazanmayla ilgili e, ve kitap teminiyle ilgili uğraşırken... Gençlerle baş başa kitabı tekrar hı hı. önüme geldi yani... Orada bir miktar çok az sayıda birkaç bin tane bastırarak orada da yapmıştım bunu. Hı -hı. Çünkü ya adeta hani günlüğün tabiriyle çok doğru bir tabir bilmiyorum. Hap gibi bir kitap yani her şey var. Her derde deva. Her derde deva. Yani evet. insanın muvaffak olabilmesi için bir gencin muvaffak olabilmesi için her şey var içinde. Özgüvenden başlayıp dürüstlük yani aklınıza gelen başarının temel sırlarını bilinenlerini belki de tasnif etmiş düzenlemiş. 60-70 sayfalık hani böyle okumakta da zorlanmayacağınız evet. tabi dili de sadeleştirilmiş bile, bir haliyle. De. Şimdi yeni nesil önce kalınlığına bakıyor. Evet, ben kendi maalesef. çocuklarımdan biliyorum. 400 sayfa ben nasıl okuyacağım diyor Biz yani. Biz da artık fazla sayıda sayfa tutacak kitaplar yazmamaya gayret gösteriyoruz. Satılmıyor çünkü. Yani mükemmel bir kitap bana göre. Ee, gerçekten bütün gençlere dokutmak istiyorum. Şimdi dağıttık çekini de yapmaya başlıyoruz. Yani çünkü bütün okul idarelerinden bunu istemiştim. Bir tartışma yaratacak kitap da değil. Hani o boyutuyla da önemli tabii biz bazı şeyleri yaparken ona da dikkat ediyoruz. Her görüşte insanımız var. Tabii bütün insanlara hı. seslenmesi evet. gerekir. Ama hı hı. bana göre herkes ama herkes gençlerle baş başa okumalı. okumalı. Ki bu kitabı yazan kişi hayatıyla, yaşantısıyla, tecrübeleriyle büyük bir isim hani sıradan bir isim değil ordinar yüzlük ünvanını almış bir isim Sorbon Üniversitesi'nde Türk bayrağını göndere çekmiş bir isim her konuda örnek bir isim evet. bu anlamda kitap çok değerli <laughs> bir de Sayın Valim ee... Öğrencilerle oturup beraber kitap okumaları yapıyorsunuz. Ben e, iki gün önce bir belediye başkanımızın da bir okula gittiğini, hı hı. orada e, evet öğrencilerle kitap okuduğunu gördüm. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten eğer ailelerde veliler kitap okumuş olsaydı, biz bugün 13 kişiye bir kitap değildi. 13 kitaba bir insan diye evet, belki de bir Türk yılda 13 kitap okur diye konuşur diye olurduk keşke inşallah Diyeceğiz. o günler de gelecektir e, demek ki bu tür çalışmalar meyvesini veriyor yetişkinlerin küçük öğrencilerle miniklerle gençlerle bir arada oturup bir kitabı konuşmaları kritik etmeleri çok önemli siz de bunu yapıyorsunuz e, en son hangi okula gittiniz en son Şimdi yarın bir okula gidiyorum. Hı hı. Ee, Ayvalık'ta meslek sesine gittim. Ee, Cunda'daki hı hı. bizim meslek eğitim. Geçen hafta oradaydık evet. hem oradaki Ayvalık'taki öğretmen arkadaşlarımızla buluştuk. Ee, i̇kinci dönem zaten başlıyorum okullara yani okuma saatine. haftada iki tane 20 dakika. Bu tetikleyici tabii yani iki tane 20 dakikada okuma kazanılmaz. Ama Öğretmen arkadaşlarıma adeta yalvarıyorum. Bütün ilçelerde şimdi buluşmaya başladım. 5-6 ilçeyi bitirdim. Öğretmenlerimize buluşmayı. Lütfen bunun takibini yapın. Yoksa 20 dakikadan bir şey olmaz zaten. Yani çocuğun büyük çoğunluğu belki de okumayacak yani orada. Ama biz birazcık ısrar edersek belli bir kesimi alıştırabiliriz. Yarın planlandı. Şimdi bir tane ortaokul merkezde de adını hatırlamıyorum. Yani programa konuldu. Artık bu haftadan itibaren haftada iki okula Okuma saati yapıp ortaokul, lise duruma göre işte. Biz öğrenciyken hiç vali tanımamıştık. Şimdiki kuşak gerçekten çok şanslı. Okullarına gelen valilerle oturup kitap okuyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Ama ben hafızamı şöyle bir yokladığımda ki büyük bir şehirde merkez ilçede doğup büyümüştüm. Hiç vali gördüğümü hatırlamıyorum. Yani, Biz e, bu anlamda da çok şanslı olduklarını düşünüyoruz yeni kuşakların. Rize'de şöyle bir haber olmuştu. Ben haftada e, gerçekten e, orada bir buçuk yıl civarında bu projeyi uyguladık. İki yıl da esas bir Hı -hı. buçuk yıl diyebiliriz. Haftada iki okula gittim. Hemen hemen her hafta gittim aksatmadan. Ve her gidişimde ben okuma saatinden sonra... ...70-80 ya da maksimum 120-130'a kadar öğrenciyle buluşup sohbet hı hı. ediyorum. Her hafta yaklaşık 200-250 öğrenciyle buluşuyordum. Her hafta. Bu çok Ve büyük bir rakam. E, öğrenciler tarafından en fazla tanınan vali olarak haber yapmışlardı. Gazeteler falan. Yani bunu da tabii gerekçesi olarak da bunu söyledim. Burada da o iddiamıza devam edeceğiz. Yani İnşallah. ben çocuklarımızla buluşmaya bana da iyi geliyor açıkçası. Gençlerle buluşmak böyle çok orijinal, farklı sorular, farklı bakış açıları, yaşlarını getirdiği hı hı hı. o bir de monolog şeklinde değil de biraz diyalog gibi yapmaya çalışıyorum hocam. Yani ve ben e, şunu asla yapmıyorum, yapmamaya da gayret ediyorum. Nasihat cümle, cümlesi Kullius. söylemiyorum ve çocuklara diyorum ki ben bir tane nasihatta bulunacağım. En son o da kitap okumaya. ...alışkanlığı kazanma noktasında biri... ...diğerleri daha çok... ...bir takım değerlerimizle ilgili mesajlar... ...verme Sohbet üzerine. Sohbet evet. kıvamında... ...konuşmalar. Sayın Valim, Balıkesir'de... ...son günlerde bir hararetli... ...çalışma içerisindesiniz. Milli İstihdam... ...Seferberliği Cumhurbaşkanımızın... Doğru. ...başlatmış olduğu... ...çok önemli... ...gerçekten bütün toplum kesimlerini yakından... ...ilgilendiren, özellikle işsizlerimizi... ...yakından ilgilendiren bir çalışma... Bu konuda neler yapıyorsunuz? Balıkesir ne durumda? Sanki Balıkesir ben varım diye yüksek sesle haykıracak gibi gözüküyor. Yani ee, evet. Buyurun. Ee, şimdi bu konuda malum 15 Temmuz gibi kara bir gün yaşadık. Bize bir sürü zorluklar yaşatıldı. İç savaş çıkartılmak istendi. Bunu geçtik. <laughs> bu Türk halkı büyüklüğünü gösterdi, ferasetini gösterdi. Lideriyle birlikte bunu atlattı. Fakat hala birileri yani ülke dışından bunu başaramayınca ben böyle yorumluyorum. Bir ekonomik kriz çıkartma peşi. Ne yazık şeyler. ki. Ne yazık evet. ki. Bizim bunu da aşmamız gerekiyor. Biz büyük bir milletiz, büyük bir ülkeyiz. Bu manada, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının e, yürüttüğü hı hı. milli İstihdam seferberliği artı istihdam şeklinde hı hı. işte bütün e, ilverliklerine talimatlar verildi. Devletimizin Hükümetin iş adamlarına, ticaret erbabına sağladığı çok ciddi imkanlar var. Bir yandan krediler var. Bir yandan da Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapacağı ödemelerin bir yıl boyunca örneğin bu Milli istihdam Seferberliği'nde diyor ki devletimiz gidip diyoruz ki arkadaşlar yeni işçi alın. Bir yıl boyunca bütün sigortasını vergisini biz ödeyeceğiz. Sadece kişinin ücretini ödeyeceğiz. Bunlar da 770 lira civarında tutuyor bir kişi için. Dolayısıyla bunun toplantılarını yaptık ticaret ve sanayi odamızla birlikte bütün ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte ki Balıkesir toplamda 16 tane var ilçelerimizde büyük olduğu için. Ondan sonra da ben bizzat e, sanayicimize gidip vali olarak da istirham ediyorum. Cumhurbaşkanının temsilcisi olarak Tabii ki, ki temsilcisi. Işte yani, e, Diyelim fabrika 300 kişi çalıştırır En az bir 30-40 kişi daha almanızı istiyoruz diyoruz. Ve hafta sonu 4-5 tane fabrikaya gittim bizzat. Hafta içi de geçen hafta içinde de e, yaklaşık 180-200 civarındaki sanayici ve iş adamımızla bir araya geldik. Hı hı. Orada e, Türkiye Odalar Borsa Birliği'nin toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bizim sanayi odası başkanına diyor ki... Balıkesir'e 15 bin yeni istihdam yakışır diyor. Artı istihdam. Hedef olarak veriyor. Orada onu dillendirdik. Dedik ki e, Sanayi Odası Başkanımız ilimiz adına bir nevi söz vermiş. Arkadaşlar bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Bunun yanında e, başta COSGEP ve Sanayi Bakanı'nın diğer kuruluşları ve Ziraat Bankası'nın ve diğer kurum ve kuruluşların bir takım teşvikleri de var. Onları da anlatmaya gayret ediyoruz. Yani ülke bizim Batarsak da bizim çıkarsak da her halükarda bizim kimse de gelip bizi kurtarmayacak başka birileri gelmeyecek. Biz kendimiz sahip çıkacağız ve ülkemizin ileriye doğru hedeflerine 2023 hedeflerine hep birlikte gideceğiz. Yani ekonomide krizin çıkmaması lazım çıkmayacak Allah'ın izniyle İnşallah. ama tabii bu yaratılmaya çalışılıyor. Ekonominin psikolojisi çok çok önemli sosyolojisi çok önemli insanlar kriz varmış şeklinde düşünmeye başladığında... Gerçekten problem çıkabilir. Bunu hep beraber elimizden geldiğince engelleyeceğiz. Ben e, iş adamlarımızı o toplantıda da daha sonrasında da görüştük. Samimimi buldum. Herkes bunun farkında. Bu da güzel bir şey. Bilincinde <laughs> ülkesine, milletine sahip çıkmaya gayret ediyor. İnşallah <laughs> diyelim. Ee, bir de Sayın Valim programımızın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ee, Balıkesir'in farklı bir boyutuna geçeyim ben. Turizm. Faktörün en başta biraz konuştunuz ama evet. çok zengin bir bitki florası var. Doğru. Bazen sizin Twitter ortamında paylaştığımız çiçek resimleri görüyorum. Özellikle Bandırma bölgesinde, Gönen bölgesinde bunlardan bahseder misiniz? Bu çiçeklerin bizim ekonomik dünyamızda ne gibi bir önemi ve yeri var? Turizmde neler olup bitiyor? Balıkesir'de. Ee, siz valilik olarak e, turizmle ilgili Turizmle çalışmalar aslında biraz itirafta bulunmak gerekirse. <laughs> yani e, tam kullanamıyoruz değerlerimiz Gerçekten zenginiz. Örneğin e, termal de e, termal olarak da çok yani, zengin. <laughs> gönen kaplıcaları belki de Türkiye'de en eski bilinen kaplıcalar ama bakıyorsunuz Türkiye'nin başka bir şehri termal turizmde bir numara olmuş. Evet, kaplıcalarıyla. O da olsun tabii. Yani kimseyle bir <laughs> derdimiz yok ülke komple gelişecek tabii ama yani bu değerler var. Yani Körfez bölgesinde her yerden termal su çıkıyor. Bandırma yönen o istikamette. Merkezde de biliyorsunuz var. Balıkesir merkez evet, civarında da var. Pamukçuda. Pamukçuda. Hı hı. Şimdi sınırgı da var. Ha, bir şeyler yapılıyor ama biraz geri kalmış gözüküyoruz. Buralarda bir şeyler yapma gayret içerisinde. Yani bu bizim Allah vergisi bir imkan. Sanki turizm biraz daha el atılmalı gibi evet. geliyor bana. E şimdi denizle ilgili yani deniz turizminde tabii orada değişiklik yapabilir miyiz? Zor. Yani bir gerek de var mı bilmiyorum tabii. Yani deniz turizmi sezonumuz kısa malum. Orada bir handikapımız şu zamanla oluşmuş. Yani turizmciler bunu handikap olarak değerlendiriyor. Haklılar da bir, bir parça. Yazlık şeklinde oluşmuş. Ama beldenin, bölgenin para kazanması için biraz bunun otel üzerinden, hmm. otelcilik üzerinden evet. yürümesi lazım. Öbür türlü yazlıklara gelen insanlar çok büyük paralar bırakmıyor. Yani bir e, ekonomik hareketliği az. E, tabii işte termal kışın termal, yazın denizimiz Aa, gerçekten e, yani Kazdağları'nın dibinde denize girmekte de bir ayrıcalık tabii. Bambaşka bir güzellik. Dolayısıyla bu ikisi birleştirilip kullanılabilir. Flora'mızla ilgili, yani kaz dağlarını zaten Şu herkes biliyor. Şu anda bütün önülerin akını kaz dağlarına evet. doğru. Ama astım hastaları için dünyada evet. önerilen birkaç yerden bir tanesi Türkiye'nin Türkiye oksijeni Türkiye en bol evet. dağ diye biliniyor. Yani endemik yapısı da yani ben çok iyi bir bildiğim alan değil ama gerçekten flora'da yüzlerce binlerce çeşit. Ağaç var, bitki var, müthiş bir güzellik var. İşte e, ayvalığın üzerinde de madra var, bandırma yönen taraflarında da var. Dolayısıyla <laughs> zenginliğimiz çok. Evet. İnşallah bunları daha iyi değerlendirmek, İnşallah. Türk halkına daha çok sunmak için gayret içerisinde olacağız. Bir adım, bir tık yukarı çıkartmamızı kar sayacağız ve bunun gayreti içerisinde olacağız. İnşallah. Son olarak bizlere neler söylersiniz? Yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocam haddim olmayarak evet. bir nasihatte bulunmak buyurun, istiyorum. Buyurun, Estağfurullah. <laughs> yani kimse nasihat dinlemeyi sevmiyor tabii de. Yani e, kitap okuma alışkanlığı edinmek, edindirmek için lütfen gayret edelim. Türkiye, Türk halkı, bu millet yani Türk halkı derken hepsini Kürt, Lazı, Çerkez'i bir bütün halinde söylüyorum. Okuyan bir millet olmalı bundan geri durmayalım. Yani Twitter'dan efendim işte internetten iki satır yazı okuyunca okumuş falan olmuyoruz. Olmuyoruz. Kağıdı bizatihi elimize alıp kitabı elimize alıp bu konuda herkes bir gayret içerisinde olsun. Çocuklarıyla okuma saatleri yapsın lütfen akşamları. Bir 15-20 dakika bir yarım saatte Televizyon izlemeyi bırakıp yarım saatte çocuğuyla kitap okusun. Kitapsız toplum olmayalım diyorsunuz. Lütfen. yani kağıttan dünyaları keşfedelim diyorum. Evet bu sizin çok meşhur bir sloganınız. <laughs> bu sloganı Kocaeli Kitap Fuarı'ndan hatırlıyorum. Evet orada kullanmıştım. Ee, i̇lk kitap fuarını siz Kocaeli'de hayata geçirmiştiniz. Sevgili dinleyicilerimiz 5 yıl önceydi değil mi? Yani şu an 7-8 yıl oldu. Evet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapıyordu Sayın Valimiz. İlk kitap fuarını kitaplarla haşır neşir olduğunu programımız boyunca söyledik. Kocaeli'de ilk kitap fuarını hayata geçiren Sayın Valimizdi ve bu kitap fuarının sloganı da neydi Sayın Valim? Kağıttan Dünyaları Keşfedelim. Evet Kağıttan Dünyaları Keşfedelim lütfen. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Balıkesir'den geldiniz, renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Lütfettiniz. Ee, sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de bu kadar diyoruz. Yayın sorumlusu Asuman Çapar, teknik yönetmen Sabahattin Sevinç ve ben Meryem Aybüke Sinan. Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz ve son olarak sizleri Esat Kabaklı'yla baş başa bırakıyoruz. Bil oğlum diyor. Hoşçakalınız.